yüzden önce klarnete para verip almayı öğreneceksiniz. Ondan sonra onun bir kıymeti olacak ve daha hevesle çalmaya başlayacaksınız. Yani hani kaç tane var? 4 tane, 5 tane falan var işte ya. Yani bunların arasında özel olan bir tane altın perdeli olanı var. Sıfır koymuyoruz yani. Bir altın perdeli olanı var. Bir tane dünyadaki ilk seramik klarnet. Üzerinde de Osmanlı işlemeleriyle, Lale Devri işlemeleriyle. Ha, bunları sen nerede saklıyorsun? Güvenli bir yerde. O adresi duruyorlar. Bize bildirirseniz çok daha iyi olur. Aynen. Bir kolaçan etmek lazım. Evet. Hüsnü, bir şarkı daha istiyorum çalayım senden. Siz eş misiniz? Yok. Abla kardeş. Öyle mi? Evet. Aa, ne güzelmiş. Evet, abla birlikte kardeş çalışmak güzel oluyor mu? Vallahi çok zevkli. Biz hiç bir problem yaşamıyoruz şu an için. Oh ne güzel. Allah nazardan saklasın. Güzel ya geçiyor. Evet. Ne çalsam acaba? Ney? O zaman bir abla kardeş türküsü. Ondan sordum aslında. En zoru da zaten nasıl çalmak değil, neyi çalmak gerektiği ya da şu anda mesela. O kadar çok şarkı var ki sende. Kaç tane var senin repertuarda? Vallahi bilmiyorum. Ben söyle. Evet, Hüsnü gitti. Şimdi Evren Hanım'la ve Evrim Bey'le devam edeceğiz. Onlar şimdi şarkı söyleyecekler bize. Ne okuyacaksınız Türk müziği makamından? Valla ne isterseniz var. Valla ses var mı? Nasıl? Pek yok. Ben de pek yok. Evren'de de. Hiç yok. Ben söylersem artık herhalde izleyenler kaçar yani diye tahmin ediyorum. Fakat bizim isminizde hep şöyle bir karışıklık oluyor nedense. Şimdi Evrim Evren olduğu için genellikle ama Evrim ismi erkeklerde mi daha çok var bilmiyorum. Evet. Evrim çok Bey, Evren Hanım diye sürekli söylüyorlar. Ben pardon. Biz artık telefonda bile konuşurken şey yapıyoruz. Alıştık artık. Ha Evrim ha Evren fark etmiyor yani bizim için nasıl olsa aynı yeri arıyorlar diyoruz. Kardeşlerde bile bu çok böyle yakın isimler konulduğunda hep öyle oluyor. Aynen böyle bir sorun oluyor. Ya bizde çok ilginçti. Annemin bir arkadaşı vardı. Evde herkese Ayşen Hanım diyordu. Anneme Ayşen Hanım diyor, ablama Arzu ablama Ayşen Hanım diyor, Gül ablama Ayşen Hanım dedi. Döndü bana dedi ki, kızım senin ismin neydi? Ben herkese Ayşen deyip sonra bana kızım senin ismin neydi dedi. Ay kulakları çınlasın, Gülsef Ateş'in de buradan kulaklarını çınlattım. Ya muhteşem bir dergi yapıyorsunuz. Teşekkürler, sağ olun. Bu kimin aklına geldi? İlk önce tabii erkek kardeşimin aklına geldi. Benim aklıma geldi. 2008 yılındayken de aklımdaydı ama 2009 yılında bunu tabii ki tam oturtturduk. Dedik ne yapabiliriz? Türkiye'de yoktu tabii dijital dergi deyince. Normal dergiler biliniyordu, gazeteler biliniyordu. Evet. İnternet siteleri vardı. Dedik ki ne yapabiliriz? Yurt dışında bu sistem çok gelişmişti ama daha Türkiye'de yoktu. Bana açılımını yapar mısın dijital dergini? Tabii dijital bizim dijital dergimiz Türkiye'nin ilk tescilli dijital yayın yapan moda. Trend ve Yaşam dergisi. Ve artı ödüllü. Lütfen evet, orayı geçmeyelim. Aynen dediğiniz doğru. Ödüllü 2012 yılında özür dilerim. Çırağan Sarayı'nda ödül aldık Tüketici Akademisi'nden. Yani bu da tabii yılın en iyi sosyal, hatta yılın değil de genel olarak söylediler ama biz birazcık daha mütevazı olduğumuz için yılın diyoruz ama normalde şu ana kadar gelmiş en güzel proje diye ödüllendirildik. Tüketici Akademisi ödüllendirdi bizi. İşte bizim mesela bizden önceki zamanda işte Schröder gelmişti, ödülleri vermişti. Ya böyle dünyaca devlet başkanlarının da geldi. Benim aldığımda da Türkiye'nin önde gelen firmaları ve siyasetçiler de ödül aldı. Tabii biz beklemiyorduk. Normal izlemeye gittik. Çağırdılar sağ olsunlar. Bir anda bize söylenince tabii inandığımız yolda doğru gittiğimizi görmüş olduk. Tabii daha sonra daha da bir ağırlık vermeye başladık. Ne yapabiliriz diye. Ödülü de alınca tabii bizim artık kırılma noktamız oldu diyebilirim 2012 yılında. Artık herkes bizi tanımaya başladı. En azından bizimle alakalı olan herkes bizi tanımaya başladı. Dergide oturtturunca bir de şansımıza mesela Amerika'daki çok büyük yayın yapan mesela Newsweek gazetesi kapandı. Dünya Jet Sosyetesi'ne hizmet veriyorsunuz. Onlar sizi okuyorlar. Nasıl bir duygu peki? Hı, çok teşekkür ederiz. Tabii hiç beklemediğimiz bir duygu. Biz bunu yaparken sadece çevremize özel bir şeyi yapalım diye düşündük. İlk fikir benim aklıma geldi ama tabii ablam da sağ olsun onun da yardımıyla. Ben teknik konuda daha iyiyim. Ablam daha çok halkla ilişkilere girdi gibi oldu. Rapor, beraber işte falan yola başladığımızda sonrasında bir baktık bizi takip edenler hakikaten mesela Kanada Fashion Week'e çağrıldık. Hmm. İşte Türkiye'deki temsilciliğini vermek istediler. Şu Türkiye'deki çoğu Fashion Week'ler olsun. Dergimizi bir okuyoruz. Mailler geliyor. Hep böyle veyahut da takipçilerimiz gerçekten Türkiye standartları veyahut da Avrupa standartlarındaki kişiler hatta üstündeki kişiler takip etti. Sağ olsunlar bizi sevmişler. Demek ki onlara karşı hitap edebiliyormuşuz doğru şekilde. Biz de memnun olduk yani değil mi? Evet, aylık yaklaşık bir 450 bin
farklı ID'den okunan bir kuruluşuyuz. Bunu şöyle bayağı söyleyeyim. Bayağı bir yüksek. Biz hatta ilk kurulduğumuz zaman şöyle diyorduk. İlk açıldı, dergi tam anlamıyla yayına girdi. Tıklanma oranlarına bakıyoruz. 20 kişi, 10 kişi, 40 kişi, 60 kişi. Bir ay sonunda bir baktığımızda 15 bin kişi okudu. Oo dedik, çok büyük bir şey ya, 15 bin kişi bizi okudu. Ve editörlerimiz için de çok gurur verici bir şeydi 15 bin kişi tarafından okunmak. İkinci ay, üçüncü ay, yıllar katlaya geçtikten sonra şu an 450 bin farklı kişi tarafından okunmak bizim için çok farklı bir şey. Çünkü biliyorsunuz ki normalinde dergi formatlarında ayda bir kere haber girişi yapabiliyorsunuz. Yani normal bir internet sitesi gibi değiliz biz. Hmm. İnternet sitesi bildiğiniz üzere her saat başı bir giriş yapar. 2-3 saatte bir yeni bir haber girişi yapılır ama bizde öyle değil. Yaklaşık ayın 5'i ile 10 arasında dergimiz çıkıyor. Her ayın 5'i ile 10 arasında yayına giriyoruz. Ve ondan sonra bir daha hiçbir haber girişimiz olmuyor. O yüzden de bu sayı bizim için şu an için çok güzel. Demin de bahsettiğiniz gibi okur kitlemizin yükselmesi ve bizi takip eden kişiler gerçekten bizler için çok gurur verici. Çünkü moda, trend, yaşam ve cemiyet sektöründe bu kadar güzel bir şekilde isim yapabilmek gerçekten çok önemli bir şey. İnşallah aldığımız ödüller kadar daha da çok ödüller alırız. Daha da güzel bir şekilde ilerleriz diye düşünüyoruz. Eos Angels'ın içinde neler var? Evet. Moda var. Moda var, yaşam var, trend, yaşam. Sağlık var, güzellik astroloji var, bakım var, astroloji var. Daha sonra gezelim görelim bölümümüz var. Gezelim görelim de mesela Türkiye'yi mi kullanıyorsunuz? Yoksa yurt dışına da hitap ettiğiniz için oralardan da mı, dünyadan da mı kullanıyorsunuz? Genellikle Türkiye'den arkadaşlarımız tüm fotoğraf karelerini, video karelerini çekiyor. Yurt dışında çok da güzel. Bazı aldığımız var ama bizim, ülkemizi tanıtıyorsunuz. Bizim için aynen, en tabii. önemlisi çünkü İtalya'dan da mesela bizim dergiye yazan editörlerimiz var. Freelance olaraktan onlardan bize talep geliyor. Çünkü gezelim görelim çok önemli bir şey. Türkiye'yi tam anlamıyla temsil ediyoruz ve Türkiye'nin tüm güzelliklerini anlatıyoruz. Yurt dışına gidenler iyi bilirler, orada yaşayanlar her zaman için Türkiye'yi çok büyük çok özlemle anıyorlar. Biz de bunu madem elimizde böyle bir güç varsa niçin oradaki okurlarımıza da ulaştırmayalım diye hedefledik. Onun için sadece Türkiye sınırları içerisinde çekimlerimiz yapılıyor. Evet, dünyada yaşayan yabancılar da görsünler evet. bizim ülkemizin güzelliklerini. Tabii. Bizim ülkemiz vatan bizim vatanımız tabii evet. ki yani. Evet. Ve ben mesela şundan yana çok dertliyimdir. Sadece İstanbul ve Antalya'yı biliyorlar. Halbuki evet. bizim bir Karadeniz var. Evet, var. Rizeler, Trabzonlar. Görülesi bir yerimiz var. Karadeniz'de baktığınız her tarafta bir görsel şölen yaşıyorsunuz. Evet. O kadar güzel. Doğumuz o kadar Apa güzel ya. Yerimiz. Doğu Anadolu'muz, evet. her yerimiz çok güzel. Güneyimiz çok güzel. Yani bir Mardin, ben mesela bir hayranımdır Mardin'e. Biz de gittik Mardin, mükemmel. Ben büyüleniyorum, bilmiyorum evet. orada çok ilginç bir atmosfer var doğru. sanki. Yani büyülü. Büyülü. Büyülü değil mi? Sanki hani o pazarın içine evet. falan girdiğiniz zaman çok bambaşka. Eski medeniyet var. Dünyadaymışım evet. gibi de hissetmiyorum. Sanki tabii. Mars'a gitmiş yani. Yani ben Mardin'e gidince Mars'a gitmiş Mars'a kadar oluyorum. Ama hakikaten de öyle. Mezopotamya diyorlar ya işte. Gerçekten muazzam yani. Mesela Avrupa'ya gidiyorsunuz, gördüğünüz şeyler kilise. Başka bir şey yok. Doğru. Veyahut da evet. kanalları görüyorsunuz. Ama Türkiye'ye geldiğinizde işte denizimizi görüyoruz, doğayı görüyoruz, kiliseler var, camiler var. Bunların yanı sıra Mezopotamya'da yerleşmiş çok büyük olaylar da var. Yani Türkiye aslında bakıldığında geçmişiyle de çok dolu. Ya yaşanmışlık çok var Türkiye'de ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bir sürü devletler gelmiş geçmiş. O yüzden hepsinin ister istemez ne oluyor? Hepsinin bıraktığı bir iz oluyor. İşte o yüzden de Türkiye bana göre çok... Yani Avrupa ile kıyaslarsan canım Türkiye'm evet. deniyor ya gerçekten doğru bir canım şey bence. Egemenlik evet. milletin diye boşuna dememişler yani değil mi? Aynen doğru. evet. Bizim evet. kanalımızın TVM'de ismi doğru. Egemenlik Milletindir. O yüzden böyle bir kanalda olduğum için de ayrıca çok evet. gururluyum ve onurluyum. Allah nazardan saklasın. Ah çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben bugün nazar ikiledim inşallah üçlemem diye düşünüyorum. Allah korusun. Vallahi gelirken arabama çarptılar arkadan. Aa ve, geçmiş evet, olsun. Bir abicim böyle görmemiş kırmızı ışığı. Biraz bir korktum ama çok şükür bir şey yok öyle. Hamdolsun. Atlattım. Peki bu güzel meleğin içerisine, evet. Eos Angels'ın içerisine... Enleri nasıl belirliyorsunuz? Evet. Sen daha çok en vardır ki. Evet, evet. çok Onun var. Tabii tabii doğru. İşte o çok zor oluyor tabii seçmekte bakıldığında. Sonucunda biz bunu 3. yıla giriyoruz ödül töreni Hı-hı. anlamında. Normalde dışarıda hep görüyorsunuz. Hep bir kurumun veyahut da bir kişinin ödül töreni var. Bilmem ne ödülleri diye geçiyor. Biz bunu değiştirdik. Yani genel bir ödül töreni yaptık. Bunun da adını dijital dünyanın enleri ödül töreni dedik.
ilk dediğimizde baktık şu an Türkiye'de ağırlıklı olarak kimler ödül almıyor? Yani hangi sektör yok? Mesela dublaj sanatçısı. Herkes, evet mesela tabii ki seslendirme sanatçısı. Dizilere bakıyorsunuz veyahut da reklam filmlerine. Sesi tanımayan yok Türkiye'de. Tabii. Ama yüzüne baktınız, acaba bu kim diyor gibi. Veyahut da menajerler olsun, aktüel programlara ve en önemlisi aslında habercilikte, dizicilik. Yani bu sanat camiasında bakılına tabii ki sanatçılar çok önemli, prodüktörler önemli ama haber muhabirleri var. Kameramanlar var. Asıl işi yükü çeken veyahut da 9 saat boyunca sırtında taşıyan asıl emektarlar onlar ama en tabii en az adı da geçen zaten. Onlar yani. Biz bunlara da yer verdik ödül törenimizde. Tabii ki gene menajerlerimiz var. En iyi hava spikerinden tutun normal aktüel programları gibi. Bu sene 34 tane kategorimiz oldu. Sitemizde yayınlamaya başladık. İşte çoğu kanallarda bizi sevdikleri için artık diyelim destekle verdiler. Daha ödül töreninden önce işte bize de oy atın. İşte kim kazandı ve açık oylama. Yani kapalı değil. Çoğunda mesela ödül verildi ama kime göre verdiler bu ödülü belli değil. Bizde öyle değil. Açık oylama. Örneğin sizin isminiz varsa altınızda da 14 tane isim varsa bu kategoride aktüel programsa sizinki. Diğer hangi kanallarda varsa hepsini yazıyoruz. Son 1,5-2 ay kala zaten onlar artık kendini göstermeye başlıyor. Son 5 diyelim. Ondan sonra da son 1 ay kala da kapatıyoruz ödül atmayı. Tümün aldı görünmesin diye. Aynen. Belirliyoruz değil mi? Evet. Aynen öyle tabii ki. Çok güzel. Torpilde yoktur o zaman bu işler. Evet. Aynen çünkü öyle. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde işte bir takım ödül törenlerinde hani bu çok konuşulmuştur. Çok var çok. Torpil oldu. Ondan sponsorluk sonra, karşılığı. Sponsorluk karşılığı. Ödül sahibi olan gecenin işte sahiplerinin belirlediği falan doğru. Çok konuşulmuştu bunlar. Veya sizde yakınlığı olduğu takdirde evet. De veriliyor gibilerinden aynen. Oluyor ama bizim en büyük artımız bir internet sitemiz var. O internet sitesinde demin Evren Bey'in de bahsettiği gibi tüm kategorilerimiz yazmakta. Mesela ilk ödül törenimizde 32 dalda, 32 tane kategoride verdik. Ve onda da aynı şekilde yani normalde bir üye olmadan zaten siteye giriş yapılmıyor. Siteye üye olduktan sonra oylamanızı yapıyorsunuz ve bunu herkes görüyor. Üyelikte zor soru sormasaydı. Yok yok öyle bir şey değil. Ad, soyad, bizdeki bu şekilde. Çünkü en gizli bilgi annemizin kızlık soyadı. Evet doğru. Yani bir de kredi kartı. Evet telefon açarsan annenizin kızlık soyadı. Doğru. Bizdeki tek en önemli gizli bilgi bu. Aynen, bu da bizim için niçin önemli üyelik biliyor musunuz? Çünkü eğer ki bir şeyi tam anlamıyla söylüyorsanız biz diyoruz ki 1 milyon kişi tarafından oylanıyorsunuz. Bunu nasıl hesaplayabiliriz biz? Üyelik olmadan 1 milyon kişi gelip sizi seçip seçmediğini farazi bir şekilde duyurmanın bir anlamı kalmaz. O yüzden olur, tabii. Fake olur. Tabii canım çünkü doğru. Ödül törenlerinde bizi de aynı şekilde çok davet ediyorlar. Şu ödül töreni var işte size de plaket vereceğiz ama bununla beraber de şöyle bir şeyler yapalım böyle edelim dendiği zaman biz o tür projelere girmemeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten kim hak ediyorsa onun olmaz. Alması gerektiğinin evet. Kanısındayız. Çok doğru söylüyorsunuz. Mesela Yüksel o ödüllerin içerisinde olmuş olsa ben günde 85 defa tıklarım herhalde. Yani bunu da aylık hesaplarsak bayağı bir ödülü sana verdirir mi Yüksel? Evet. İnşallah önümüzdeki Mayıs, Haziran gibi tekrardan yapacağız ödül törenimizi. Kategorilerde sizleri de görmek isteriz. Bir daha söyler misiniz? Sizleri de görmek isteriz. Evet o zaman... Yükselcim çalışmalar başlıyoruz hayatım. Evet ama sizden bir ricamız olacak. Tabii ki değil mi? Sizin gibi ve diğer kategorilerdeki arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan da bunu rica ediyoruz. Demin bahsettim ya hani üyelik. Evet. Üye olmanız yeterli. Çünkü 1 milyon bir kişi tarafından veya 1 milyon iki kişi tarafından diye tam anlamıyla konumlandırıldığı için. Hemen üye oluyorum ve şimdi. Ve sayfalarınızda... bizim linklerimizle beraber çünkü siz ne kadar çok biliyorsunuz herkesin belli bir şekilde reklama ve habere ihtiyacı vardır ve tıklanma oranı o zaman daha çok artıyor. Ve siz tam anlamıyla bu ödülü alırken sahnemizde geçtiğinizde evet yaklaşık 860 bin kişi bu ödülü bana verdi. Bunu şu internet sitesinden görebilirsiniz diyebilme lütfunu bulunuyoruz. Bu güzel. Çok güzel bir şey evet. Bizim için. Keşke bizim haricinde de öyle bir şeyler olsa da biz de tabii öyle alsak. Hani tabii. 1 milyon kişi tarafından hani doğru. Bizler de ödüller görsek çok güzel olacak. Evet. En güzel hanımefendi ve en yakışıklı beyefendi ödülünü lütfen ben günde Yüksel'e nasıl böyle yapıyorsam tamam, tıklıyorsam de. Size de aynı şeyi yapacağım. Süper. Ya bu arada siz gerçekten ilk başta Hüsnü de buradayken bahsettik. Artistik. Biraz daha böyle evet. Sokaktan gelen bir kelime gibi evet. Artist. Evet. Eski mesela filmlerde de çok kullanılır. Türk sinemasında güzel filmlerde de artist diye. Evet. Artistik mağazalar zinciri konseptimizi kuruyoruz.
Bunu kim peki düşündü? Kimin aklına bunu geldi? Bunu ikimiz bir arada düşündük. Elimizde güzel bir potansiyelimiz var. Dergimiz, o bizim evet. çocuğumuz. Evet. Ödül törenimiz aynı şekilde. İkinci yılı devirdik, üçüncü yıla giriyoruz ödül töreni olarak. Dergi zaten 2009 yılından beri yayında. Ve bir sürü okurlarımız doğrultusunda biz bu projeye karar verdik. Çünkü okurlarımız dışında editörlerimize de, çeşitli bloggerlar da editörlerimiz. Dediler ki, bu kadar çok çevreniz var, dizilerle ilgili sürekli haberleriniz oluyor, bir şeyler oluyor. Mesela Serenay Sarıkaya'nın üzerindeki, isim verebiliyorum sanırım. Ay tabii tabii. Takıyı çok beğendim veya bir broşu veya bir elbise çok hoşuma gitti şu dizide. Ama Serenay da gerçekten bize, çok güzel çok giyiniyor. Da. Serenay'a çok yakışır zaten. Evet. Allah ben evet, bayılıyorum. Böyle de olunca mail olaraktan da bizlere şu şekilde atıyorlar. İşte biz madem siz gidiyorsunuz sürekli bir aradasınız, röportajlarınız var, dergide yer veriyorsunuz. Biz onun aldığı o takıyı veya o gömleği istiyoruz denildiğinde biz de bir düşündük Evren Bey ile beraber. Dedi ki madem böyle bir imkanımız var, niçin onların tüm kıyafetlerini bir artistik mağazalar zinciri adı altında toplayıp internet sitemizde satmayalım? Niçin satılmasın ki diye düşündük. Peki giydiği kıyafetler mi? Tek ürün mü? Mesela tek bir şey. Tek ben mesela bunu verdim size. Evet. Bu kıyafetten bir tane var. Bunu şimdi, kim isterse diye kim mi? İsterse değil. Onda da çeşitli ekibimizden arkadaşlarımız ilk önce o kıyafeti hangi bölümde giydiğiniz veya bir siyasetçi eşiyseniz veya bir ünlü bir futbolcunun eşi bile olabilirsiniz veya bir spiker olabilir. En çok hangi kıyafetle tıklanma oranı? Çünkü biliyorsunuz her birinin hayran sayfası ve her dizinin, doğru, her siyasetçinin bile Facebook, Twitter gibi kendi evet. bölümleri var. En çok hangisi revaçtaysa onu alıyoruz. Ama bunun dışında bizim de kendi mağazalar zincirimizde kendimizin belirlemiş olduğu genç tasarımcılarla ve tasarımcı firmalardan da kıyafet alıp onlara sunacağız. Ve onlar da artık Evos Tor'un kıyafetlerini giyecekler. Aa, çok güzel. Evet. Ya, hot couture'ü perakende indiriyoruz. Zaten sloganımız da o. Yani demin dediğiniz sorunun cevabı gibi şunu düşünebiliriz. Örneğin siz bunu giydiniz. Çok şık bir elbise. Çok evet. Rica ederim. Mesela bunu normalde siz hot couture aldığınız için fiyat olarak da veyahut da belki de çok yüksek fiyatlı, dörtlü, beşli fiyatlar da olabilir. Bizim amacımız buradaki bunu kim yaptıysa onu destekliyoruz. Sitemize koyuyoruz ve onun o şekildeki masrafını biz üstleniyoruz gibi oluyor. Ve örneğin bundan kaç tane var yapabiliyor? Bir tane mi? Biz diyoruz ki biz varız. Hem finansman olarak hem de reklam olarak da sizin destekçiniziz diyoruz. Ve normalde siz bunu 800'de üretiyorsanız biz gelince orada sadece bize tasarımını vermiş oluyor aslında. Hmm. Biz üretiyoruz, biz koyuyoruz ama tabii fazla üründe koymuyoruz. Şimdi bakıldığında Serenay Sarıkaya'daki elbiseyi herkes sevebilir. Beren Saat, Tuğba Büyüküsünü de sevebilir ama fazla da olursa o zaman da güzel de olmuyor. Evet. Daha böyle tadında, daha aynı normal bir dışarıdaki bir AVM'deki aldıkları fiyat eşliğinde ama fazla değil. Hı. Sanki bir çeşit şey gibi düşünün, yani 10 tane var. Her bedenden 10 tane var gibi ama öteki türlü her bedenden binlerce adet fason koysak üretme o zaman yok. Herkesin üstünde oluyor. O da kötü gibi görüyorlar. Amacımız yani tek olmasın. Yani artistik mağazalar zincirinin esas açılımı kendinizi artistler gibi hissetmenizdir. Ah, evet. Bu da nedir? Şimdi mesela benim bu üzerimde görmüş olduğunuz elbise de bizim tasarımcı firmamızın elbisesi. Bunu da bizim internet sitemizden alabileceksiniz. Ama şimdi bundan 100 tane üretilmiş olsa belki sizin tarzınız olmayabilir veya başka birisi için açık gelebilir veya kapalı gelebilir. Bizlerin amacı kendinizi artistler gibi hissetmek istiyorsanız o kreasyondan bir tane, bir seri üretmek. Ne güzel. Evet. Siz artık sıkça da dizileri artık takip ediyorsunuz. Tabii. Evet. Hangi diziler? Sürekli ekibimiz oyunda. Kıyafetler tabii yoğun olarak takip ediyorsunuz. Mesela şu an en yoğun olan Medcezir çok. Evet, o zaten açık ara önde. Aşk. Aşk ama da iyi. Ama Selena'yı da nasıl güzel taşıyor. Evet. Üstünde. Nasıl Simay yani var, Hazar isim olarak bilmiyorum ama Hazar arkadaşımız İsim olması olarak gerekiyor. Kuzey Güney'de de oynuyordu hatta Simay rolüyle. Hala tabii kişilerin aklında Simay diye kaldı. Evet. Mesela onun da giydiği elbiseler çok güzel. Daha sonra benim hala umudum vardaki Gizem Karaca'nın giymiş olduğu elbiseler çok güzel. İntikam dizisi zaten apayrı. Beren Saat Beren zaten Saat'in ne giyse olay oluyor. Evet. Şimdi işte insanlar ona baktı. Ve bayağı da konuşuluyor Beren Saat'in kıyafetleri değil mi? Özel saç tasarımlar. Saç modelinden her şeyine kadar çok revaçta. Benim ama gelmiş geçmiş kıyafetlerde en beğendiğim dizi Aşk-ı Memnu'dur. Evet. Aynı şekilde. Tabii. Biz de Aşk-ı Memnu'da. Zaten pazarı o yarattı aslında bakıldığında. Yani Türkiye'de bu dizi sektörünün kıyafetlerini onlar yarattı diyebiliriz bence de. Bence de çok doğru.
Çünkü ben artık konusunu geçtim. Ay bugün ne giymişler diye bakıyordum. Evet. Değil mi? Dışarı çok çıkarkenki kıyafetleri güzel, farklı, toplantılara giderkenki kıyafetleri farklı. Hep bu tarzda ilerlediler. Bizler de Allah izin verirse o şekilde ilerleyeceğiz. Evet. Bir de mesela şu da var bakıldığında. Şimdi bakıldığında insanlar hakikaten Beren Saat, Aşkı Memnu çok açık ara önde. Arap ülkelerine bakıyorsunuz. Mesela şu, geçenlerde bir yerlerde okudum. İnsanlar sırf Aşkı Memnu'nun çekildiği yalıyı, televizyon kanallarını veyahut da X bir yerleri görmek için geliyorlar. Yani diziler öyle bir şey yarattı ki, fuar var bir kere, dizi fuarı diye. İnanılmaz bir Arap dünyasının dizi fuarına ilgi var. Mesela Aşkı Memnu demin de söylediğim gibi özel VIP turlar düzenliyor. Aşkı Memnu'nun çekildiği yerleri geziyorlar. Tabii. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'la Beren Saat'in kaldığı o dağ evine gidiyorlar. Tabii. İşte Sarıyer'de olması gerekiyor. Oradaki yalıyı geziyorlar ve bunda bile rant sağlıyorlar. Evet. Buraya geldiğinde işte diyor ki Beren Saat'in elbisesini şuradan almıştı. Hürra, bütün gelenleri oraya gönderiyorlar. Çok doğru. Çok fazla turist çekiyor. Mesela bir zamanlar Asmalı Konak vardı. Evet. Hepimiz valla Ürgüp'teydik, Üreme'deydik. Ondan sonra Mardin'deki mesela dizilerde acayip revaçta oldu. O Mardin'deki evler gerçekten görülesi evler, tekrar söylüyorum. Evet, Mardin'e güzel selam olsun diyorum. Doğru. Biz gerçekten sıkı takipçiyiz. Özellikle Arap dünyası da çok evet takip ediyor. Ama şimdi huzursuz bacak sendromunuz var mı efendim sizin? Hamdolsun yok. Yok, yok. Yani, hamdolsun. Evet. Evet. Gerçekten sıkıntılı bir hastalık. Günümüzün özellikle hastalığı. Günümüzün evet hastalığı. Ben var ya burada siz çalarken oynuyor nöküle vereceğim ha. Vallahi söyleyeyim size. Kilolu olmamaya çalışıyorum. Aa, buradan da hemen o zaman bizi izleyen hanımefendilere, kilo vermek isteyenlere söyleyeyim. Benim en büyük yaptığım şey, şimdi adını söylersem o reklama girecek galiba da, hani böyle kahveler vardır ya büyük büyük, içine de krema hı-hı koyduğumuz kahvelerden. Evet. Onu ben mesela yemeklerden önce içerim. Onun hacmi çok geniş olduğu için midenizi acayip tok tutuyor. Şu kadar bir yemek yiyecekseniz o yemeğin gerçekten porsiyonu düşüyor. Çok hani güzel. Size bir öneride bulunayım. Çünkü yani ben şey, zayıflığımı gerçekten ona borçluyum. Bir de artı, bir de ince kemiklisiniz ama onun acı yemeye borçluyum. Acı. Acı. Halbuki i̇şte acı daha çok evet iştah açar derler. Daha çok yemek yedirtirim derler ama. Çalıştırıyor. Mesela ben hiç üşenmem. Samandağ biberi getirtiririm Antakya'dan. Oo. En acı zaten Mesut da mesela onunla zayıfladı. Gerçekten metabolizmayı o kadar böyle hızlı çalıştırıyor. Onu hiç duymamıştım. Kilo hani acının bilebilir daha çok kilo aldırdığını hep biliyordum ben. Ama denemek lazım. Denemek bundan lazım sonra formumuzu korumak için biber yiyeceğiz. Evet, şimdi en çok peki hangi dizilerde mesela diziler oyuncularının kıyafetleri tercih ediliyor? En çok Beren Saat, Tuğba Büyüküstün, Bergüzer Koray. En çok tercih edilen onlar. Serenay Sarıkaya demin bahsettiğim hı-hı gibi. Onlar artık bir idol oldular bence. Nebahat Çehre aynı ay şekilde. Ay bana ne olur Nebahat Çehre'nin kıyafetlerini bulun getirin. Saçlarından yolun getirin. Çok güzel kıyafetler. Mükemmel. Evet, çok mükemmel. Bir yakışıyor da. Çok yakışıyor. Zaten çok güzel bir hanımefendi yani, kendisi de bildiğiniz üzere. O evet yüzden. Evet şu anda evet, da kim var? Hürrem, Meryem Uzerli. Tek giremediğimiz dizi. Evet, tek giremediğimiz çünkü evet konseptimiz farklı. Farklı. Diye, evet. Ama niye mesela ama Arap dünyasından da tercih edilir. Ama kaftan tarzında hani çok ender. Yani Türk pazarı ilk önce tam anlamıyla bir otursun ki ondan sonradan belki olabilir. Takı ama olarak, belki Kuzey ülkelerine doğru çünkü gayet de sıcak tutar o hı kıyafetler. Evet. Tabii, belki de olabilir çok, tabii. Doğu blok ülkeleri diyorlar ya tabii ki. Bir de şey var artık aslında böyle söylüyoruz ama Muhteşem Yüzyıl'ın takıları inanılmaz. Evet. Çıktı. Aa çok güzel. Takılar çok çıktı. Hele o saçlarına takmış olduklarına hayranım. Broşlar, taşlar. Onlar olabilir diye düşünüyoruz. Yani hani sadece Muhteşem Yüzyıl'a takı olaraktan girebiliriz. Ama evet, diğer dizilerde hem bizlerin hazırlamış olduğu kıyafetleri hem de onların tasarımcıların belirlemiş olduğu kıyafetleri zaten bulunduracağız. Evet. Bu Beren, Aşkı Memnu'daki Beren'in evet kıyafeti galiba evet, ve ben bu kıyafete gerçekten bayılmıştım. Gerçekten mi? Çok güzel bir evet kıyafet. Mesela bu da çok şık. Çok tabii şık. Burada beyaz zemin üstünde durduğu için biraz daha evet hani farklı görünüyor ama mükemmel. Çok güzel. Şimdi, başka kıyafetlerimiz buradaki var. Buradaki ana amaçları genelde hep sot kötürü olduğu için tek orada var. Evet. Bakıldığında evet, yani
bunu almak isteyenler, örneğin Ankara'da oturan, aynı şekilde bu elbisede, Ankara'da oturanlar olabilir veyahut da Hakkari'de bile oturan bir arkadaşımız olabilir. E ne yapmasa gerekiyor ki, İstanbul'a veyahut da Ankara'ya gelecek de onu tasarlattıracak. Bir de normal bir AVM fiyatıyla kıyaslandım da zaman neredeyse 100 katı daha fazla. Aradaki fark çok tabii, özel çok tabii. Hot couture olduğu için, bir de isim kişiler yaptığı için öyle. Ama işte burada biz varız işte. Örneğin beğeniyorsunuz diyelim bu elbiseleri. Biz de anlaştığımız modacılar ve firmalarımız da var. Bazılarını firmalarımız giydiriyor. E ne oluyor? Bu sefer normalde kişiye özel yapacağına biz diyoruz ki tamam kişiye özel yap. Ama örneğin bu üründen birer seri yap. Yani 10 tane, 20 tane, 30 tane yap gibi oluyor. E doğal olarak maliyetler düşüyor. Bir önceki kıyafet benim mesela çok konuşulan bir kıyafetiydi galiba. Bir önceki kıyafet. Umut'cum, canım yönetmenim, bir önceki kıyafete gelebilir miyiz? Bu kıyafette bu tabii çok kıyafette abiye, daha abiye. Son dizide gördüğümüz Tuba herhalde Betis'in, kıyafet. Evet. Tuğba'nın. Çok. Bir de tabii Tuba'nın taşımak da önemli. 20 dakika bitti. Bitti. Evet. Ama yeni projeleri var. Çok güzel bir şey ünlü yaptı. Mesela şu an her tarafta görüyorsunuz. Tuğba Büyüküs'ün o dizide normal şöyle yakası açık bir gömlek gibi bir şifon büstiyer tarzında bir şey giyip üstüne de hani böyle şimdi yaka takıyorlar. Belki görüyorsunuz. Evet. Yaka. Evet, şuradan da bağlamalı. Yaka. Mesela bu sene o, yani bu sene geçen sene o başlattı onu. Ve geçenlerde internette bakarken Araplar sırf o elbiseyi istiyor. İnanılmaz yorumlar var yani. Evet, şu işte kıyafeti, kıyafeti değil mi? Evet, bu, evet, bu çok şık, çok. Abiye. Ayrıca buradaki takıları da aynı şekilde son derece tercih edilen ve çok istenen bir kreasyon. Mesela bu normalde bakıldığında tabii burada pırlanta kullanmışlar ama. Tabii. Özel bir tasarımdı galiba. Özel tasarım. Tabii. Bu bayağı bir özel tasarım yani. tabii bizim konseptimizin içinde hem dışında. Antalya'ya gittiğinizde de giyebilirsiniz. Bu kıyafet de aynı şekilde Beren Saat'in üstünde olan bir kıyafetti. Anlaşmış olduğumuz tasarımcı firma, yani Beren Saat'i giydiren firma tarafından bizim Evostore oluşumumuzun içine koyuldu. Demin Evren Bey'in de bahsettiği gibi çok abiye girmeyi düşünmüyoruz açıkçası. Belki ileriki dönemlerde olabilir. Aa, çünkü abiye farklı bir konsept. Çünkü şöyle oluyor. Bir diziyi seyrederken o kadar çok beğeniyorsunuz ki ya ben bu kıyafetten istiyorum. Mesela bir düğünümüz var, bir gecemiz var, bir galamız var, bir şey var. Ama o kıyafetin aynısında mümkün değil bulalım. Kafamızda canlandırdığımız o olunca bence girin derim ben size. İnşallah ben ileriki sizden dönemlerde. Sizden bayağı bir yardım alırım o konuda. Estağfurullah, çok teşekkürler. Ama bizim amacımız dediğiniz gibi hem günlük, tabii gece giyecek kıyafetler de var ama aşırı abiyeye girmiyoruz açıkçası. Bu ölçüden dolayı tabii. Evet. Çünkü abiyelerdeki ölçüler bilirsiniz ki siz de mesela hani önemli bir geceye gittiğiniz zaman bir balık elbise giyeceğinizde tabii, 36 bedenseniz belki kalıp size olmayacak. 38 veya 40 da olabilir. Bunun riskine girmek pek artı değil. Olsun, ama biz 3 tane korse giyeriz üst üste gene onu doğru, giyeriz. Doğru. Evet, illa 36 görünmek için o yüzden giyeriz. Daha da çok şeyler yapılabiliyor giyeriz tabii yani. Ki. Benim geçtiğimiz senelerde bayağı bir kilo vermiştim. Hı. O kıyafetlerimden hala atamadıklarım var. Ben hala da içine ısınmaya çalıştığımı sanmıyorum. Ama zaten çok zayıfsınız. Maşallah. Evet, nazardan saklasın. Fiziğiniz de çok güzel. 34 36 evet. Bir ara 34'tüm. Artık hatta çocuk reyonundan giymek zorunda kalıyordum. Çünkü 32 bedene kadar düşmüşsünüz. Çok bulamıyordum. Evet. Mesela şimdi ben baktığımda gözüme çarptı ama oradayken de onunla birleşti. Hı-hı. Mesela bu sene 2014 yılında özellikle taşlı modeller değil mi? Evet. Taşlı modeller çok meşhur olacak yani. Çok şimdi, moda. Evet. Özellikle havalar soğuyunca. Şimdi eskiden normalinde biliyorsunuz bir kazak giyinilirdi. Siyah sıfır yaka, uzun kollu, bol kazak giyinildiği takdirde üstüne bir takı takmanız gerekirdi. Ama artık öyle bir şey yapılmıyor. Yeni dönemde yani 2014 kışı itibariyle, Ocak ayı itibariyle Şubat'a kadar kazaklarda sizin üstünüzdeki görmüş olduğunuz Swarovski işlemeler. Ay ne olur yazdım. Kolyeli detaylar, kollarda minik minik simler. Bunlar gerçekten çok böyle hot couture tarzında tasarlanan kıyafetler çok moda. Ve bunlar da bizlerin sitesinde bulunacak. Mesela kot. Hatırlar mısınız 1990'larda yırtık kotlar çok revaçtaydı. Evet. Ve aralarında taşlamalar vardı. Var. Tekrardan geçmişe dönüş oldu. Ve bu yıl
aşırı derecede taş motiflerini 2014 itibariyle herkes tüm reyonlarda da görecek. Ama tabii de yakışmayla da alakalı. Ben onu da söylüyorum. Yani herkese her şey de yakışmıyor. Ama siz kendinize neyi yakıştırabiliyorsanız onu giyinmeniz önemli. Sizin üstünüz de bu arada çok şık. Özellikle çok taş önemli. Detayını Evren Bey çok görünce. Teşekkür ediyorum. benim canım arkadaşım, canım modacım Banu. Benim de tarzımı çok iyi bilir artık. Ben böyle taşı çok severim. Zaten hani bu sene taşlılar falan çok moda dedikleri zaman bana çok güzel bir haber vermiş oluyorlar. Taş, dantel çok de çok moda aynı şekilde. Dantel mesela açık yaka gömleklerde özellikle dantel ve tül detayları aşırı derecede moda. Evet. Etekler normal balık dar eteğin altında tülle bütünleştirilmiş modellerimiz çok moda. Evet. Triko her seneki gibi yine çok moda ama trikoda dediğimiz gibi taşlı işlemeler. Eskiden adlandırılan Angora kazaklar vardı hatırlarsınız böyle dökümlü. Onlar yine bu sene çok moda. Yarasa kollar özellikle aşırı derecede revaçta. Evet. Dizi fuarlarına da girmek istiyorum. Yüksel'cim nasılsın canım benim? Dizi fuarlarına girmek istiyorum. İstanbul'da yapılıyor. Başka nerelerde yapılıyor? Bir de Arap ülkelerinde çok moda oldu dizi fuarları. Bir de tabii Yunanistan'da da şimdi yapılacak diye bir duyum aldım ama 2014 sonuna doğru ama tabii kesinleşmiş bilgi değil. Ama Araplar Türklere karşı çünkü Türkiye Cumhuriyeti diyelim Müslüman ülkeleri için en çağdaşı. Tabii. Ve kendini Avrupa'ya bağlayan tek bir Bizi çok örnek alıyorlar. Çok. Evet biz ne yaparsak onu yapıyorlar yani. Çok doğru. O yüzden Türk piyasasında olan bir firma Arap ülkelerine girdi mi muazzam tutuyor. Evet. Aynı şekilde Rusya'da öyle aslında. Ruslar da çok. Geldiğinizde tabii, bir tabii. Bakıyorsunuz Ruslar mesela burada İstanbul için örnek veriyorum. Bir Mertel'e gidiyorsunuz. Bilaleli'ye gidiyorsunuz. Full tekstilciler onlara çalışıyor. Tabii. Bilinmedik. Türkiye'de hiç tanınmayan ama yurt dışında dünya belki de Rusya'nın sektör lideri bir Türk firması. Ama biz burada bilmiyoruz. İşte bunun da sebebi tabii farklı sebepler var. Daha çok yurt dışı ile çalışmayı seven arkadaşlarımız var, firmalarımız da var. Fuarlara geri dönecek olursak mesela geçenlerde okumuştum. Geçen dediğim bayağı oldu 6 ay öncesinde okumuştum. Geçen Ezel dizisi mesela. Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı, Cansu Dere ile birlikte oynadığı. Tabii Cansu Dere'nin de elbiseleri çok güzel. Çok güzel. Bakmayın daha bu sene bir yere girmedi ama. Cansu'da o kadar güzel bir vücut var ki. Ne giyse yakışıyor derler ya. Yani giyse çuval giyse yakışır. Aynen öyle. Cansu'ya çok güzel. İşte geçenlerde şey yazmışlar. Sırf Cansu Dere'yi beğendikleri için yani tek tabii güzellik değil oyunculuğunu da beğendikleri için Ezel dizisini satın aldılar. Yunanistan'da aldı diye biliyorum. Ya dizilerde o var. Türkiye'de izleniyor. Zaten artık yapımcılar da bunu da biliyor. Yani ben bu diziyi veyahut da filmi yapıyorum ama tabii ki Türk halkı da izlesin ama asıl amaç Arap ülkelerini veyahut da Avrupa ülkelerini satmak. İşte fuarlar şu an çok yoğun. Yanılmıyorsam 2014'ün Ocak veyahut da Şubat ayında tekrardan olması gerekiyor. Oraya gittiğinizde her bölümde yapımcıların, yapım firmalarının bildiğiniz normal araba fuarı gibi diziler dönüyor. Hatta oradaki dizilerdeki işte kartonlarda işte afişler var. Muazzam bir ortam. Yani gelenler hep Arap yatırımcılar var veyahut da sırf bunu yapan Amerikalı yatırımcılar var. Geliyorlar Türkiye'de. Bu diziyi satın aldıkları anda aslında tek diziyi satın almıyorlar. O dizideki elbiseleri, kıyafetleri, her şeyi satın almış oluyor. Ne yapıyorlar? Aynı ürünleri orada farklı firmalar üretiyor. Örneğin Arap ülkesinde örneğin siz bir dizide oynuyorsunuz diyelim. Fuardaki oynadığınız dizi satıldı. Türkiye'de bitmiş de olabilir. Hı hı. Satıldıktan sonra burada aslında modası biten eşyalar orada yeni moda olmaya başlıyor. Yerel üreticiler de ne yapıyor? Hemen tabii ki ticarette kanundur bu yani uyanıklık yapmak. Doğal olarak hemen kendileri üretiyor. Birebir aynısını. Evet. Ne oluyor? Buradaki bitiyor ama Arap ülkelerine devam ediyor. Tek tabii aslında tabii konudan konu gibi olacak ama tek dizide de değil. Sağlıkta da Türkiye çok iyi. Tabii çok önemli. Yolda bir yürüyorsunuz Taksim'de. Bütün erkeklerin kafası böyle tabii. Sargı içerisinde. Sağlık turizmi sağlık çok önemli turizmi. Gerçekten. Evet. Bir ara mesela tekstilde gerçekten bir sıkıntı vardı. Hani doğru. Ruslar kalkındırmaya çalışıyordu ama hani orada da galiba bir kopukluk olmaya başlamıştı. Doğru. Ama bu imdadımıza da işte Arap ülkeleri yetişti. Şimdi ben mesela Osman Bey falan Nişantaşı taraflarına gittiğim zaman çokça Arap ülkelerinden vatandaşlarla karşılaşıyorum. Çok var. Evet. Ve şu anlamda da Türkiye'nin bence çok büyük bir artısı var. Bizlerin yapmış olduğu diziler gerçekten çok güzel tutuyor. Bir Meksika dizileri, bir Türk dizileri diye adlandırılıyor zaten artık. Ben şunu çok eskiden merak ediyorum. Sırf Meksika vardı biliyorsunuz Meksika dizileri. Bizim haricimizde başka dizi falan çekiyorlar mı? Onlar sadece bizim dizileri yayınlıyorlar. Herhalde hepsini yayınlıyorlar. Doğru, kendi ülkelerinde fazla olduğunu sanmıyorum dizi kavramı. Genellikle Türkiye onları dolduruyor. Bence. Evet. Çünkü bizler gerçekten yani Türk halkında çok güzel bir beyin var. Ve giyimi, kuşamı inanın yurt dışındakilerden çok daha güzel biliyorlar. Bir Amerika'ya gittiğinizde veya bir Avrupa'ya gittiğinizde tabii belli ülkelerde vardır ama
Türk kadınları, Türk erkekleri de artık giyime çok özen göstermeye başladı. İnanın çok trendler. Mesela size şu geliyor mu? İşte ne bileyim berenin üstündeki kıyafet ama berenin üstünden çıkmış şekliyle istiyorum diye. Şimdi zaten onda hani futbolcuların genelde terlemiş formalarını alırız ve bir daha asla imza onu atarlar, yıkamayız. Doğru. Aynen hani bu dizilerde de geçerli. Yani mail olaraktan geliyor ama şöyle bir durum var. Sonucunda bu bir eğer ki artistik mağazalar zinciri ise düşünsenize şimdi üstümüzde bir sürü makyaj var. Bunların hepsi çıkıyor. Ve 2-3 gün sonra kargoya verilip gönderiliyor. Ama belki sadece hayranıdır. Şey. Hani böyle belki aslında düşünüyoruz tabii ki. Düşünüyoruz tek esasında. Oyuncu değil de sanatçılar gibi ama oradayken tabii kişisel çıkarlar geliyor. Bu sefer diyor ki firma eğer Beren'in giydiğini istiyorsan diyor fiyatlar çok yüksek oluyor. Evet. Orada da tabii ki yeni üretirsem sıkıntı yok diyor ama ben ama bizim amacımız da o da var. Mesela geçenlerde Barış Manço'nunkini sattı bir internet sitesi. Giymiş evet. Olduğu belki bütün medyada da çıktı. Evet. Mesela biz de bunu düşünüyoruz. Hem siyasetçilerle de şu an bir kontak aşamasındayız hem oyuncularla. Bunu bir çeşit biz hatta bununla ticari bir çıkar istemeyeceğiz sitemizde. Evet. Gerçekten belki de ticari çıkar derken satılacak şey Toçev'e bağışlanacak veyahut da memelere bağışlanacak. Böyle güzel. Birazcık da sosyal soru. Yani her şey ticarette ticaret yapmak değil. Bazı insanın ananevi şeylerini, örf ve adeti de bilmek gerekli. Evet. Ünlerimizle böyle konuşuyoruz. Yani bir iki kişi sıcak bakıyor ama tasarımcı ve yapımcı firma da okeylemesi gerekiyor. Tabii ama ki. Dediğiniz şey çok mantıklı yani. Gerçekten örneğin siz şimdi ünlü bir kişisiniz. Türkiye'de sizi tanımayan belki de az kişi vardır. Evet. Bunu çıkarttığınızda belki diğer bir yerde giyeceğinize zaten gene alıyorsunuz kendinize. Evet. Biz de diyoruz ki bir sürü takipçiniz var. Biz bunları ya hediye edelim. Yani o veyahut da çıkarttırmaya sunalım. Yani ne kadar olursa ve resmi olarak da bir derneğe veyahut da bir okulun bir mesela çok iyi bir satılırsa bir okula bilgisayar alalım veyahut da bu tarz şeyler yapalım. Yani bu da aklımızda var. Ama tabii bu şu an proje süresince bakalım ne olacak. Bir de maliyetler de çok evet. Önemli evet. Biliyorsunuz. Sonucunda demin Evren Bey'in bahsettiği gibi de sizin üstünüzden çıktıktan sonra yapımcınız veya tasarımcınız bile şöyle bir şey diyebilir. Hayır ben bunu sizin belirlemiş olduğunuz fiyat değil iki katına da verebilirim diyebilir. İşte o yüzden bizler daha çok normal ödemesi olan tüm her şeyi, baktığınız kreasyonları, mesela üzerinizdeki kıyafet kim bilir ne kadardır baktığınızda, hı hı. Tasarımcınızdan alındığında, bir mağazadan. Ama bizlere mesela geldiğinizde, siz bize bu kıyafeti verdiğiniz zaman, internet sitemizde yaklaşık %50-%60'a daha uygun ücretlendirmeyle alabilecek okurlarımız. Çok güzel. Evet. Ay çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Evren Yaşak beyefendi. Evet. Teşekkür ederim. Evren Bastıra Bastıra söyleyeyim. Doğru. Sevgili Evrim Yaşak çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ayaklarınızı ederim. Sağlık. Çok her sağ olun. Her zaman bekliyorum. İnşallah. Biz de bekliyoruz. İki arada dizi bekliyoruz dedik. Evet. Ortaköy'deki mağazamıza muhakkak bekliyoruz. Gelin arada iki tabii. Dizi dedikodusu yapalım. Tamam, tamam mı? Doğru, tamam. Oradaki olayları tamam. Da anlatın ama. Kim kavga etmiş, kim kimle küsmüş. Dedikodu bitmez. Ne yapmış, ne etmiş bunları da konuşalım. Hem de kahve içelim. Ay muhakkak. Kahve içelim. Tamam. Aynen. İki Görün. Kahve arası bir dedik. Tamam. Anlaştık. Evet. Sevgili seyirciler bugün de programımızın sonuna geldik. Ben sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Bugün dünyalar güzeli, muhteşem adam, Hüsnü Şenlendirici konuğumdu ve çok değerli kardeşler benim canlarım konuğumdu. Çok teşekkür ederiz. Muhteşem bir projeye imza atmışlar. Ben de destek veriyorum kendilerine. Sağ olun. Ve birazdan Türkiye'nin en güzel ana haberi.